Bu dizide geçen olaylar ve kişiler tamamen hayal mahsulü olup gerçek kişi ve olaylarla hiçbir ilgisi yoktur. Bakın Demir Bey, ilk gördüğümde sizi aklı başında biri sanmıştım. Hatta itiraf edeyim ki sizden etkilenmiştim. Ama yanılmışım. Çünkü siz gerçeği göremeyecek kadar mantıksız, atla iti ayıramayacak kadar da aptal mısınız? Allah kahretsin seni. Merhaba, hoş geldin. Sen deli misin? Buraya gelmemen gerekirdi. Niçin? Niçini var mı? Bir gören olsa ne yaparız? Fazla da tavan var. Kim görecek? Where from your country? Pardon? Sizin yabancı sandı. Seval Hanım babamın Antalya'daki ortağı. Yemin et. Bu da oğlu Hasan. Harbi gavur zannettim şerefsizim. Babama mektup yazdım. Niçin? Bir talibim var. Gelip beni senden isteyecek dedim. İyi. Talibin kim? Talibim mi ki? Ulan sen demedin mi seni babandan isteyeceğim diye? Ben 2,5 isteyeceğim. Hakim takdir hakkını kullanıp 1,5'a bağlar bu işi. Ay çok teşekkür ederim. Bana değil, rahmetliye teşekkür etsen. Evet, Allah günahlarını affetsin. Biri beni sürekli tehdit ediyor. Ya, peki kim? Bilmiyorum. Eski evimdeyken önceleri hep telefonla tehdit ediyordu. Ama son gün camdan taşa sarılmış bir mesaj attılar. Behzat diye birini tanıyor musunuz? Behzat mı? Behzat da kim? Bırakın oyun oynamayı Seval Hanım. Ben sizin onu çok iyi tanıdığınızdan eminim. Peki siz de tanıyor musunuz? Yargısız infaz yapanları hiç sevmem. Seni yargılayan yok. Bu senin hüsnü kuruntun. Kimse beni yargılayamaz. Ama ben bir gün topunuzu mahkemelerde süründüreceğim. Niçin? İçinizden biri babamı öldürdü. Bunu kimsenin yanına bırakmam. Aptal. Eğer bir cani arıyorsan dön arkana bak. Baban o gece benimle değil, uzaklarda, Antalya'daydı. Ben şu trene binebilir miyim? Tamam. Al para. Git bin. Çok şımartıyorsun. Çocuk işte. Çok mutlu ol. Bunun için size çok teşekkür ederim. Ne de olsa kardeşim değil mi? Neden baktın? Yoksa değil mi? İyice saçmalamaya başladınız. Size birini sormuştum ama... Hala cevabını alamadım. Kimi? Behzat'ı. Onu iyi tanıyorsunuz değil mi? Bu mesele sizi neden bu kadar ilgilendiriyor? Bu çok önemli. 15 senesini babamla birlikte geçirmiş bir kadın... ...nikahsız da olsa babamın eşi sayılır. Hele ortada bir de çocuk varsa... Pekala, söyleyeyim. Behzat benim sadece iş arkadaşım. Onunla aramızda... Senin düşündüğün manada hiçbir şey yok. Havaalanından o mu aldı seni? Oteldeki odamın penceresinden gördüm. Sizi arabasıyla o bıraktı oteli. Görmüşsünüz işte. Neden sıkıştırıyorsunuz beni? Yani sadece iş arkadaşısınız. Evet. Ne var bunda? Fakat Behzat Bey'in babamla arası pek iyi değilmiş. Bunu nereden duydunuz? Antalya'daki müdürümüz Tuğrul Bey söyledi. Bana ne bütün bunlardan? Babam onu bundan 12 yıl önce hesaplarda suistimal yaptığı için kovmuş. Evet, bazı yanlış şeyler oldu. Behzat Bey de otelden ayrılıp İstanbul'daki işini kurdu. Ama siz sürekli görüştünüz onunla. Ben çocuk mu? Babanla kavga etti diye eski bir arkadaşıma sırtımı dönemezdim. Babanla olan arkadaşlığınızdan daha mı ileriyim? Ne ilgisi var? Biz sadece dostuz Behzat'la. Peki öyle olsun. Ne demek istiyorsun yani? Ben ahlaksız bir kadın mıyım? Estağfurullah. Demir abi, şuna binebilir miyim? Tabii, gel bakalım. Ahlak ölçüsü herkese göre değişiyor tabii.
Doğruyuz. Allah kahretsin. Hanımefendi içeride mi? İçeride, ne bu telaş? Çekil yolumdan. Hanımcığım, okula Cengiz'i almaya gittim. Yoksa? Maalesef çocuk ortada yok. Aman Allah'ım, neler söylüyorsun? Ekmek çarpsın. Sınıfa kadar gittim. Arkadaşlarına, hademelere, hocalara, herkese sordum. Ne gören ne de bilen var. Eyvah! Çocuğumu kaçırdılar. Hadi yürü, karakola, polise gidelim. Sen de avukat Kemal Bey'i ara. Tamam. 12 numaralı ekip okul çevresini araştırsın. Bir de sabıkalıların arşivini çıkarın bana. Tamam. Çevrenizde kuşkulandığınız biri var mı? Size daha önce de söyledik. Bir sürü insan var. Evet, şu miras meselesi. 3-5 dakika erken gitsedim keşke. Ne? Yani geç mi gittin oraya? Yemin ederim tam okul dağılmıştı. Çok kalabalıktı. Allah benim canımı alsa da kurtulsam. Yeter, uzatmayın. Çocuğu bulacağız nasıl olsa. Ya bir şey yaparlarsa yavruma? Ben de onları gebertirim şerefsizim. Tamam tamam, sen karışma bu işe. Neler oldu Allah aşkına? Cengiz ortada yok. Bir ipucu bulabildiniz mi? Hayır, araştırıyoruz. Mutlaka izini bulacağız. Cesedini bulmayalım mı? Siz avukatlar hiç hayırlı bir şey söylemez misiniz? Elinizi çabuk tutun diye söylüyorum. Biliyorsunuz bu çocuğu daha önce de kaçırmak istediler. Siz en iyisi evinize gidin, dinlenin. Dinlenmek mi? Tabii. Burada bulunmanızın hiçbir yararı yok. Belki de fidye için kaçırıldı çocuğunuz. Evden sizi arayabilirler. Ciddi olamazsınız. Ben polisim. Her ihtimali düşünmek zorundayım. Evet, bence de. Burada durmanın hiçbir yararı yok. Hadi eve gidelim. Bana çocuğumu bulun komiser bey. Tamam, mutlaka bulacağız. Ben kalayım mı? Niçin? Belki size bir yardımım dokunur. Ne gibi? Kaşıranı bulursanız Allah yarat demem, basarım sopayı. Saçmalama. Hadi bakalım sen de evine. Pardon abiciğim. Fırat 12 merkezi arıyor. Fırat 12 merkezi arıyor. Evet merkez. Konuş Fırat 12. Okul çevresi tamamen araştırıldı. Ama olayın izine rastlanamadı. Pekala. Siz çevreyi kontrol altında tutun. Çoklar da insanın başına bela. Peki polis ne diyor? Bir şey dediği yok. Onlar fidye için kaçırıldığından kuşkulanıyorlar. Fidye için mi? O zaman parayı verip Cengiz'i alırız. Hani ne arayan ne soran var. Hanımefendi izin verirseniz ben gideyim. Defol. Hayır, istemezseniz gitmem yani. Defol, gözüm görmesin seni. İyi, sabah erkenden gelirim. Çocuğu okula sen götürüp getiriyordun değil mi? Evet abicim. Peki etrafta hiç şüpheli birilerini görmedin mi? Tövbeler olsun abicim. Okul kalabalık. Bunlar bir dağılıyorlar, ortalık toz duman alıyor zaten. İyi tamam, kes. Kestim abicim. Muazzez Hanım. Siz bakın. Efendim? Muazzez Hanım. Evet benim. Geçmişteki günahların hep ayağına dolaşıyor. Neler söylüyorsunuz siz? Kimsiniz? Bu kadar yeter. Yarın sizi tekrar arayacağım. Muazzez Hanım. Kimdi? İşte o.
Meçhul kişi. Peki ne diyor? Geçmişteki hatalarım ayağıma dolaşıyormuş. Ne demek bu? Bilmem. Ha, başkomiserim. Evet, buyurun. Ben avukat Kemal. Az önce biri Muazzez Hanım'ı aradı. Dinleme servisi bunu tespit edebildi mi acaba? Ne kadar önce? 2 dakika önce. Tamam. Ben öğrenip size bildireceğim. Bekliyoruz efendim. Polis nereden arandığını tespit edecek. Çok tuhaf. Sanki biri benden intikam alıyor. Neyin intikamı abla? Bilmiyorum. Ben hiç kimseye bir kötülük yapmadım ki. Ben bakayım. Başkomiser olabilir. Buyurun efendim. Evet, konuşmayı banda almışlar. Peki numarayı tespit edebilmişler mi? Hayır. Levent civarında bir sokak kulübesinden aramışlar. Vay canına. Ama kesin konuşma banda alınmış değil mi? Evet. Peki, teşekkür ederim. Merkez konuşmayı banda almış. Bu işimize yarayabilir. Sizce Cengiz'i kaçıran da aynı kişi mi? Öyle sanıyorum. Ben artık gitsem iyi olacak. Pardon ablacığım. Gel ablacığım, otur istersen. Tamam Işılcığım. Kimsiniz? Benim abicim Tınalı. Ne bu sabah sabah? Aman abicim, çabuk kapa kapıyı. Ne oldu Allah aşkına, söylesene. Cengiz'i kaçırdılar. Ne? Cengiz'i mi kaçırdılar? Ekmek çapsın. Dün akşam üzeri okula gittim. Bekle bekle, oğlan yok. Kaçırıldığını nereden çıkartıyorsun? Aman abicim, sabaha kadar karakoldaydık. Muazzam da perişan oldu. Allah Allah. Peki kim, niçin kaçırsın? Onu bir bilsem alacağım ayağımın altına. Yani çocuk ortada yok şu anda. Yok, her yere baktık. Olamaz. Git aşağıda bekle beni. Üstümü giyip geliyorum. Tamam abicim. Hayret bir şey. Günaydın ablacığım. Günaydın. Aman bu çocuğa sahip olun, ortalık karışık. Ne demek oluyor bu? Dün birini kaçırdılar. Neler söylüyorsun? Kimi kaçırmışlar? Bunun kardeşi var ya, Cengiz. Muazzez'in oğlu mu? Hemşerisi. Kaçırdılar. Hadi canım sen de. Şu nime çarpsın ki polis arıyor. Çocuk yok. Çok şaşırdım. Peki nasıl kaçırmışlar? Okulun önünden. Ben de hıyar gibi geç kaldım biraz. Günaydın. Haberi duydun mu? Evet duydum. Bundan böyle herkes çocuğuna sahip olsun. Hadi gidelim kızım. Nereye gidiyorsunuz? Polise. Sakın yanımdan bir yere ayrılma. Ne olmuş anne? Çocukları kaçırıyorlarmış, duymadın mı? Beni kimse kaçıramaz. Sen yine de yanımdan bir yere ayrılma. Sen burada bekle. Başım üstüne. Günaydın başkomiserim. Oo Demir Bey, biz de sizi arayacaktık. Olanları biliyorsunuz herhalde. Hı hı. Evet, Cengiz ortada yokmuş. Hı hı. Dün akşamdan beri. Peki kuşkulandığınız biri var mı? Herkesten kuşkulanıyoruz. Herkesten mi? Bizim görevimiz bu. Gerçek suçlu ortaya çıkıncaya kadar herkesi araştıracağız. Babamın katilini bulmaktaki başarınızı burada da gösterirseniz yandık.
Ne yani? Alay mı ediyorsunuz? Estağfurullah. Bu nedir? Dün gece bir sularında bir erkek Muazzez Hanım'ı telefonla aramış. Biz konuşmayı tespit ettik. Harika. Kimmiş peki? Kimliğini bilmiyoruz. Sadece konuşma var. Ben de dinleyebilir miyim? Tabii. Umarım sesi tanırsınız. Muazzez Hanım. Evet benim. Geçmişteki günahların hep ayağına dolaşıyor. Neler söylüyorsunuz siz? Kimsiniz? Bu kadar yeter. Yarın sizi tekrar arayacağım. Bütün konuşma bu kadar. Fakat ses net değil kızım. Adam profesyonel. Muhtemelen avizeyi bir kağıtla falan kapatıyor. Şunu bir kez daha dinleyebilir miyim? Tabii, dinleyelim. Muazzez Hanım. Evet benim. Geçmişteki günahların hep ayağına dolaşıyor. Şu kısmı bir daha dinleyebilir miyim? Geçmişteki günahların hep ayağına dolaşıyor. İşte bu cümle. Geçmişteki günah. Muazzez Hanım geçmişte ne günah işledi acaba? Babamla evlendi. Bundan en fazla rahatsız olan kim, onu bulmak lazım. Sanırım bu evlilikten epey rahatsız olmuşsunuz. Evet, haklısınız. Ama öz babamı öldürecek kadar değil. Hele 8 yaşında bir çocuğu kaçırmayı hiç düşünmem. Ama biz her olasılığı düşünmek zorundayız. Benden istediğiniz başka bir şey yoksa gidebilir miyim? Buyurun. Ama yurt dışına çıkmanız kesinlikle yasaklanmıştır. Bunu bilin. Hadi gidelim. Geçmişteki günahlarınız hep ayağınıza dolaşıyor. Pardon abicim, bana mı dedin? Hayır, kendi kendime konuşuyorum. Ha. Efendim? Muazzez Hanım'la görüşebilir miyim? Kimsiniz? Benim Demir. Kim? Demir. Demir mi? Ne istiyor gene? Bilmem. Efendim? Önce geçmiş olsun diyorum. Teşekkür ederim. Gerçekten çocuğun kaçırılması korkunç bir şey. Ne kadar üzüldüm anlatamam. Bunları söylemek için mi aradınız? Sadece bu değil. Bu sabah polise gittim. Orada bir bant dinlettiler bana. Evet. Geçmişte nasıl bir günahınız var? Ne demek istiyorsunuz? Bunu ben söylemiyorum. Size telefon eden kişi söylüyor. O telefon eden kişi manyağın, sapığın teki. Eğer bu konuşmayı ciddiye alırsanız... sizin de aklınızdan şüphe ederim. Benim geçmişim son derece temizdir. Eğer bir günahım varsa... o da baban gibi kadın budalası biriyle evlenmiş olmamdır. Demek bundan bayağı rahatsız olanlar olmuş. Evet, başta sen. Biliyor musunuz, polis de öyle söyledi. Oysa ben siz evlendiğiniz sıralar yatılı okullarda okuyordum. Hafta sonları bile gelip kimse ziyaret etmiyordu beni. Bütün bunların intikamını şimdi benden mi alıyorsun? Ben kimseden intikam almıyorum. Evet, davranışlarından belli oluyor. Bence aramızdaki bu didişmeyi bıraksak da... Cengiz'i kim kaçırdı onu düşünsek ha? Ne dersiniz? Demek bunları da dert ediyorsunuz siz. Neden etmeyeyim? O benim kardeşim. Ve küçük bir çocuk. Pekala, fikriniz nedir? Size telefon eden kişi geçmişinizle pek ilgili. Hafızanızı bir yoklasanız iyi edersiniz. Dedim ya, benim geçmişimde hiçbir pürüz yok. Hele günah sayılacak bir şey hayatta yapmadım. Pekala, aklınıza bir şey gelirse beni arayın lütfen. Sizi arayacağımı hiç sanmıyorum. Pekala. Siz bilirsiniz. Gidelim. Nereye? Şu Şebnem denen kadınla konuşmak istiyorum. Şebnem kim? İşte o.
Hani bir akşam evine gittik ya. Hani şu halası tuvaletçi olan kadın mı? Aferin, işte o. Allah aşkına abla. Hiç. Dünkü telefon konuşmasını banda almışlar ya. Hı. Poliste konuşmayı dinlemiş. Ne bulmuş Zehir Afiye? Adam telefonda bana geçmişindeki günahların şimdi ayağına dolanıyor dedi ya. Hı. İşte o cümleye takılmış. Geçmişinde ne yaptın diyor. Çok ilginç. Telefon eden kişi gerçekten böyle mi söyledi? Evet, öyle söyledi. O zaman bu adam seni çok iyi tanıyor. Tanıyabilir. Ama böylesine acımasız davranması için ona çok büyük bir kötülük yapmam gerekmez mi? İyi düşün abla. Tek yanlışım var, Namık Bey'le evlenmek. Bunu da öldükten sonra fark ettim. Ne dedi? Öldükten sonra fark ettim dedim. Ama senden önce ihanete uğramış başka biri var. Kimden bahsediyorsun? Seval denen kadın. Demir söyledi. Senden 4 yıl öncesinden Namık Bey'le birlikteymiş. Ve çocuğu da varmış üstelik. Yani? Düşünsene abla. Adam kadınla birlikte ama seninle evleniyor. Hiçbir kadın böyle bir şeye tahammül edemez. Birlikte olduğu adamı baştan çıkardığın, hatta nikah masasına oturttuğun için senden nefret ediyor olması doğal değil mi? İşte geçmişteki en büyük günahın. Ama bana telefon eden bir erkek. Çok safsın be abla. Birlikte olduğu bir adam veya parayla tuttuğu birine telefon ettiremez mi? Cengiz'i de onun kaçırttığını mı düşünüyorsun? Neden olmasın? Kadının senden nefret ettiği her halinden belli. Üstelik parası da var. İyi de Demir'den neden şüphe etmiyoruz? Sanmıyorum. O böyle bir şey yapmaz. Neden? Beni dövmeye kalkmadı mı? Seni tokatlamadı mı psikopat? Sadece anlık tepkiler bunlar. Ama diğeri son derece planlı. Yılların nefreti bu. Psikolog oldum bir de başıma. Abla lütfen git polise telefon et. Niçin? Bu kuşkunu başkomisere anlat. Kadını sıkıştırsınlar biraz. Pekala. İyi biliyor musun? Bu sokak mıydı? Konuşma, yürü. Buyurun, kimi istemiştiniz? Şebnem Hanım evde mi? Evde. Polis falan mısınız? Hayır. Çağırır mısınız? Peki. İşçisi galiba. Galiba. Oo, merhaba, sizdiniz demek. Buyurun içeri. Vah yakışıklım, koçum benim. Sen buralara gelir miydin? Nasılsınız? Nasıl olacağım evladım? Bundan sonra iyilik mi kalmış bizim için? Neden? Gayet iyi görünüyorsunuz. Seni gördüm, daha iyi oldum vallahi. Hala izin verir misin? Demir Bey otursun bir yere. Tabii kızım, buyur aslanım benim. Kim bunlar gı? Salak Selvi. İşte Demir bu. Namık Bey'in oğlu. Deme gı. Bu he mi? Şu benim kız akıllı olsa da kafalısa şunu. He. Benimki bir halt edemedi. Bunu beğenir inşallah. İnşallah. Anne, hala. Aranızda konuşacaksanız içerki odaya geçin. Tamam kızım, geçeriz. Tamam. Onların kusuruna bakmayın sakın. Malum biraz cahil insanlar. O da anneniz demek. Hı hı. Aslında ayrı oturuyor.
Şimdi çocuk var diye. Biliyor musunuz? Birileri Muazzez Hanım'ın çocuğunu kaçırdı. Yok canım. Kim? Onu bir bilsek. Ama çocuğun bizde olduğunu düşünerek gelmediniz herhalde buraya. İlgisi yok. Yalnız siz durumunuzdan emin gözüküyorsunuz. Hayır. Aslında ben de çok korkuyorum. Bazen keşke bu kadar serveti olmasaydı diyorum. Ama tereke hakiminden 6 aylık para istemişsiniz. Evet. Avukatım söyledi. Yoksa ben böyle şeyleri bilmem. Demek ki yaşamak için para gerekli. Ama insan korkuyor bu kadar paradan. Ailenize de siz bakıyorsunuz anlaşılan. Sorunlu olarak. Pek de meraklı şeyler. Anne, lütfen çekilir misiniz oradan? Aslında sizinle şöyle baş başa konuşmak istiyordum. Tabii, ne zaman isterseniz. Burada olmaz. Bir akşam yemeğine ne dersiniz? Çok sevinirim. Pekala. Bu akşam sizi davet ediyorum. Ben de memnuniyetle kabul ediyorum. Hoşça kalın. Güle güle. Bu Demir var ya, babasından kat kat iyidir. Evet, kibar bir insan. Felaket kibardır. Söylesene kız, ne konuştunuz içeride? Hiç havadan sudan. Bunun için mi gelmiş buralara kadar? Evet, sizi görünce pişman oldu zaten. Amanın, şuna bak. Yumurta kabuğundan çıkmış, kabuğunu beğenmiyor. Beğenmiyorum, ne var? Naylon Selvi, sakın kötü bir şey söyleyip de sinirlendirme kızı. Görmedin mi, bizi beğenmiyor. Bırak beğenmesin. Para onun, istediğini yapar o. Harika. Hasan, neredesin evladım? Buradayım, televizyon seyrediyorum anne. Aman iyi, sakın benden habersiz odadan dışarı çıkma. Alo. Behzat, benim Seval. Merhaba, ne haber? Bana söz vermiştin, akşam yemeğe çıkıyoruz değil mi? Hani bir arada görünmemiz tehlikeli olur diyordun. Bırak şimdi, seninle konuşacaklarım var. Şöyle kimsenin görmeyeceği kuytu bir yere gideriz. Gecede kalırsın artık. Saçmalama, çocuğu yalnız bırakamam. Duyan da 3 yaşında çocuk sanacak. Bırak otelde kendi kendine uyusun. Olmaz dedim, uzatma. Şimdi kapatıyorum. Sonra ararım. Kapı çalıyor. Kimsiniz? Polis. Açar mısınız lütfen? Polis mi? Buyurun. Seval Bahadır. Evet, benim. Bizimle şubeye kadar gelmeniz gerekiyor. Mesele nedir? Bunu size orada izah edecektim. Peki, 5 dakika izin verir misiniz? Giyineyim. Peki, biz burada bekliyoruz. Alo, buyurun. Taci Ser, benim Seval. Merhaba, bir şey mi oldu? Otele polisler geldi. Beni şubeye çağırıyorlar. Anlamadım. Ben de bir şey anlamadım. Ama bir hataya kurban gitmek istemiyorum. Sen hiç merak etme, hemen oraya geliyorum. Teşekkür ederim. Hasan, buraya gel. Efendim anne. Ben şimdi o polis amcalarla gideceğim. Annesini hapis mi edecekler? Ne ilgisi var oğlum? Geri döneceğim. Sen ben çıkınca kapıyı içeriden kilitle. Ve sakın kimseye açma, tamam mı? Tamam. Sakın odadan dışarı çıkma, olur mu? Ya seni bırakmazlarsa? Bırakırlar, bırakırlar. Merak etme. Geliyor, geliyor. Dur, gelmişsin. Peki mesele nedir? Hiçbir şey bilmiyorum. Apar topar beni getirdiler. Şimdi anlarız bakalım.
Bir dakika bekleyin. Buyurun. Seval Bahadır efendim, emriniz üzerine getirdik. Anlaşıldı. Seval Hanım. Evet benim. Hanımefendi. Ben onun avukatıyım. Vekaletname bu dosyada. Suçlu olduğuna inanan ve durumundan endişe eden insanlar avukatlarını yanlarında taşırlar. Benimki sadece bir tedbir. Ne yani? Polise güvenmiyor musunuz? Ben öyle bir şey söylemedim. Komiser bey, artık sadede gelsek. Müvekkilimi niçin polis refakatinde buraya kadar getirdiniz? Dün akşamdan beri 8 yaşında bir çocuk kayıp. Biz onun birileri tarafından kaçırıldığını sanıyoruz. Bunun Seval Hanım'la bağlantısı ne anlayamadım. Kaybolan çocuk Muazzez Hanım'ın oğlu. Babası şu ölen iş adamı Namık Filipe. Sizin de aynı kişiden bir çocuğunuz var. Evet. Ve bu çocuklar büyük bir servetin hissedarları. Ne yani, çocuğu Seval Hanım'ın kaçırdığını mı söylemek istiyorsunuz? Ben böyle bir şey söylemedim. Sadece aralarında rekabet olduğunu vurgulamaya çalışıyorum. Takdir edersiniz ki daha az mirasçı daha çok para demektir. Bir emniyet görevlisi olarak sizi böyle konuşmaktan men ederim. Siz ne yargıç ne de savcısınız. Ortada işlenmiş bir suç var. Ve suçluyu bulup ortaya çıkarmak da benim görevim. Neye dayanarak suçluyorsunuz peki? Seval Hanım hakkında şikayet var. Şikayet mi var? Şikayet eden kim? Dün gece biri Muazzez Hanım'a telefon etmiş. Ve tehdit ederek daha evvelki günahlarınızın cezası bu demiş. Biz araştırdık. Kadının geçmişinde takıştığı, zarara uğrattığı veya kavga ettiği hiç kimse yok. O bize sadece birileri benim Namık Filibe ile evlenmemden rahatsız olmuş olabilir diyor. İyi de bunun Seval Hanım'la ilgisi ne? Siz Namık Bey'le daha eski tanışıyordunuz değil mi? Evet. Yaklaşık kaç yıldır? 14 yıldır. Yani Muazzez Hanım'dan 4 yıl önce. Evet. Ve o sıralar çocuğunuz 3 yaşında falandı. Evet. Ve bu çok sevdiğiniz adam sizi çocuğunuzla yüzüstü bırakıp gidip bir başkasıyla evlendi. Ama bunu bana hiç belli etmedi. Ne yani? Biriyle evlendiğini söylemedi mi size? Yemin ederim. Ben bunu 2 yıl önce öğrendim. Çünkü ben o zaman Antalya'da yaşıyordum. Peki öğrenince tepkiniz ne oldu? Bütün bunlar saçma. Eğer müvekkilem intikam düşünseydi bunu o zaman yapardı. Ne zaman? İşte 2 yıl önce. Namık Bey'in evlendiğini öğrenir öğrenmez. Yani o zaman hiç tepki göstermediniz mi? Sadece üzüldüm. Günlerce ağladım. Elinizde somut bir delil yokken bir hanımı bu kadar sıkıştırmanız doğru mu? Size kahve falan ısmarlayayım ha? Ne dersiniz? Komik. Teşekkür ederim. Namık Bey de Antalya'da öldürüldü. Bunu biliyorsunuz. Fakat çok ağır suçlar isnat ediyorsunuz. Ben yine de bir süre sizi göz hapsinde tutmak zorundayım. Bunu yapmanız için elinizde delil olması gerekir. Aksini ispatlayın. 24 saat sonra gelip alın müvekkillerinizi. Tuncer! Buyurun başkomiserim. Hanımefendiyi nezarete alır mısınız? Ama bu yaptığınız yasalara aykırı. Götürün. Taci Ser, Hasan oteldeki odada yalnız kaldı. Onunla ilgilenir misin? Tamam, merak etme, ilgilenirim. Bunun hesabını sizden soracağım. Ben sadece görevimi yapıyorum hanımefendi. Buyurun. Şebnemciğim, yine mi dışarı çıkacaksın? Evet, yemeğe davetliyim. Kim davet etti kızım? Size ne? Bize ne olmasına bize ne de. Bak biliyorsun ortalık karma karışık. Yarın bir gün rakiplerin seni topa koyarlar alimallah. Kimse bana bir şey yapamaz.
Kimle takılıyorsun? Bari şu adamı söyle. Kimle takıldığım sizi hiç ilgilendirmez. Sakın soru filan sormayın bana. Nereye kızım? Bir şey demeyecek misin annene? Çekil yolumdan. Gece de gelmeyecek misin yine? Belli olmaz. Siz Mine'ye göz kulak olun. Yarın her birinize 30'ar milyon vereceğim. 30 mu dedi? Sağ olsun yavrum. Hadi acıdım size. Kime gittiğimi söyleyeyim bari. Kime? Demir'le buluşacağım. Hadi eyvallah. Özür dilerim. Çok geç kalmadım değil mi? Hayır. Ben de yeni geldim. Biraz barda oturalım mı yoksa hemen masaya geçmek mi istersin? Sen nasıl istersen. Peki. Şu içkimi bitirinceye kadar siz ne içersiniz? Alkolsüz meyve kokteyli. Bir meyve kokteyli lütfen. Siz çok gençsiniz. Babamla nasıl tanıştınız? Uzun hikaye. Bunları hiç konuşmasak. Pekala. Ama sizinle konuşmak istediğim bazı şeyler var. Ne gibi? Ben Antalya'dayken otele biri geldi. Ve sizin abiniz olduğunu söyledi. Evet, siz de onu kovmuşsunuz. Gerçekten böyle bir abiniz var mı? Maalesef ben aileden yana çok talihsizim. Ben İstanbul'un çok fakir bir muhitinde doğup büyüdüm. Babamı hiç tanımadım desem yeridir. Anneniz? Bize bakmak zorundaydı. Ama pek de iyi işlerde çalışamadı. İşte kısaca hayatımız tam bir sefalet içinde geçti. Ama abim bayağı büyük senden. Büyük olsa ne yazar? Hayatı boyunca hiçbir iş yapmadı ki. Hep asalak yaşadı. İçki, kumar, kanunsuz işler. Hapis filan da yattı mı? 2 sene. En son adam yaralamaktan 6 ay daha yattı. Rezalet. Dedim ya, öyle övünülecek bir ailem yok benim. Peki abin şimdi nerede? İşte tatil yapacağım diye Antalya'ya gitti. Yani hala oralarda mı? Sanıyorum. Çünkü dönse beni mutlaka arardı. Ne için arıyor seni? Para için. Boğazıma basıp para istiyor bende. Hayret. Ne ilginç. Öyle. Peki masaya geçelim mi? Tabii siz bilirsiniz. Şu barda duran adamı tanıyor musun? Hangi adamı? İşte şu lacivert ceketli kravatlı olan. Hayır, ilk kez görüyorum. İyi, dön önüne o zaman. Ama neden sordunuz? Tanıdık biri mi? Hayır, öylesine işte. Bir an bizimle ilgilendiğini sandım, o kadar. Neler oluyor Allah aşkına? Yok bir şey, önüne dön sen. Ben hayatımda böyle bir şey görmedim. 2 gündür çocuk ortada yok. Hiç kimsenin kılı kıpırdamıyor. Abla, polis uğraşıyor işte. Polis uğraşıyormuş. Tek yaptığı şey o Seval denen kadını tutuklamak. Demek ki kadından kuşkuları var.
Bana ne Seval'den? Ben çocuğumu istiyorum. Ya yavrumun başına bir şey geldiyse? Sağ olduğunu bilsem, bir sesini duysam bana yeter. Demir ne halt ediyor acaba? Yüzünü şeytan görsün. Ne bileyim ben. Avukat Kemal Bey'i bir arasak mı? Böyle giderse onu da azledeceğim zaten. Ben açayım istersen. Hayır, ben bakarım. Efendim? Merhaba Muazzez Hanım. Kimsiniz? Çocuğunuzu el koyan adam. Neler söylüyorsunuz? Gerçekten çocuğum sizinle mi? Evet. Anne, ne olur gelip beni al buradan. Yavrum, Cengiz'im neredesin? Bırak da tavayı. Çocuğu istiyorsan kesenin ağzını biraz açacaksın. Tamam. Ne istiyorsanız veririm. Yeter ki yavruma bir şey olmasın. İyi, benden haber bekle o zaman. Her kadının mutfağı ve banyosu onu anlatır. Tıpkı bir modacının çizgileriyle kendini anlatması gibi.